Edirne Belediye Meclisi Mayıs ayı olan toplantısı Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında yapılan toplantıda 16'sı gündem, 13'ü de gündem dışı olmak üzere toplam 29 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti listesinden meclis üyesi olan Oya Akgül, Mahmut İzzet Doruk ve Yusuf Tekden'in Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak meclis üyeliğine devam edeceklerini söyledi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden belediye meclis üyesi olarak seçilen meclis üyeleri Oya Akgül, Mahmut İzzet Doruk, Yusuf Tekden, belediyemize vermiş oldukları dilekçeleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak belediye meclis üyeliğine devam edeceklerini bildirmişlerdir. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında Marmara Belediyeciler Birliği Meclisi için yapılan üye seçimi de bugünkü toplantıda tekrarlandı. Açık oylamayla yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Onur Gökçe Öktem Asil, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Sergen Kuru da yedek üye olarak seçildi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. AK Parti'nin önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Oy çokluğuyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Onur Bey ve Sergen Bey hayırlı olsun diyorum. Mecliste ayrıca 65 yaş üstü ücretsiz taşıma için belediye tarafından ETÜS esnafına sağlanan maddi desteğin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da devam etmesi konusu görüşüldü. Komisyon, araç başına 8.100 lira destek verilmesine karar verdi. Bugün hükümetimiz araç başı 2.700 lira veriyor. Biz komisyon olarak sizin meclis üyelerinin de takdiri başkanının olayı olursa devletin verdiğini, hükümetin verdiğini 3 katını 8.100 liraya araç başı bir destek olarak komisyon olarak ETUS'a vermeyi uygun gördük. Bu binişler tamamen ücretsiz binişlere göre ödenecek bir rakam. Ay içerisinde sisteme kaç araç katıldıysa o araç kadar 8.100 liraya ödenecek. Bu toplanan, havuzda toplanan bedel o ay içerisinde ücretsiz biniş sayısında bölünerek bir ücretsiz binişe tekabül edecek rakam belirlenecek ve her bir araç o ay içerisinde kaç ücretsiz yolcu taşıdıysa o kadar ücreti hak edecek şekilde de eşit ve adil bir dağılımla hem ulaştırma esnafına destek sağlanacak hem de 65 yaş vatandaşlarımızın bu ücretsiz binişlerini biz belediye olarak finanse etmiş olacağız, vatandaşlarımıza bir hizmet olacak hem de sistemin işleyebilir olması açısından bir katkı olacak. Sizlerin görüşlerine takdirde sunuyoruz. Edirne'de misafir edilen veya daimi ikametli depremzede vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanmaları için başlatılan sosyal kart uygulamasının tarihi de yıl sonuna kadar uzatıldı. Şehrimizde yaşayan depremzede misafirlerimize daha önce meclis kararıyla vermiş olduğumuz sosyal kart imkanı süresini uzatıyoruz. Bu kararı da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Edirne'nin turizm elçisi Bahri Dinar'ın isminin kentteki bir cadde veya sokağa verilmesini teklif etti. Teklif oy birliğiyle kabul edildi ve konu cadde ve sokak isimleri komisyonuna havale edildi. Evet, konuşmamızın başında da dediğim gibi Bahri abimiz çok kıymetlimiz. Bununla ilgili komisyona havalemizi yapıyoruz ama Bahri abinin adını Edirne'de yaşatmak için hep beraber daha farklı proje üzerinde de çalışacağız birlikte. Onu da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Komisyonu havaleyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Meclis toplantısında Edirne Toplu Ulaşım Sistemi, servisçi ve taksici esnafının ulaşım tarifesine zam talebi de görüşüldü. Ulaşım esnafının artan giderler nedeniyle talep ettiği zam, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Komisyonun görüşünün ardından konu Haziran ayı meclis toplantısında yeniden gündeme gelecek. Evet, gelen talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale ediyoruz. Komisyonumuz değerlendirmesini yapacak. Oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kentte devam eden altyapı işlerinde kullanılmak üzere 228 milyon liralık kredinin kullanılması kararı da alındı. Ayrıca Edirne Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ne de belediyeyi temsil için Oğuz Tekin ve belediye meclis üyeleri Semih Çınar'la Nedim Mercan'a yetki verildi.